Bismillahirrahmanirrahim Ve salatu ve selamu ala Resulillah Müslüman için Allah'ın ve Peygamber'in emri bir O birden sonra iki Anne babanın emridir Anne babaya itaattir Allah'ın emri Anne babaya itaatin emrinden önce geliyor Onlarınki sonra geliyor Ancak Anne babanın her emrettiğine itaat etmek diye de bir kural yoktur. Belli şartlarımız var. Bir anne ve baba Allah'ın sınırlarına dokunan bir şey emretmeyecek. Mesela düğününü çalgılı yapacaksın diyemez. Düğün karma olacak diyemez. Gelinimizi açık dolaştır diyemezler. Alkol kullan diyemezler. İkincisi Anne baba bir şeyi emrediyorsa o emrettiği şey gerçekte anne babanın yararına olan bir şey olmalıdır. Mesela bize ev al demelidir. Mesela yavrum biz şehirde duramıyoruz. Bir çiftlik evi al bize demelidir. Mesela biz gece korkuyoruz. Gel yanımızda kal demelidir. Anne baba makul ve ihtiyaçları olan bir şeyi isterlerse haklarıdır. Üçüncüsü evladı ezip geçen bir şeyi emretme hakkı da yoktur anne babanın. Mesela anne baba çocuğuna böbreğini kardeşine ver, böbreğini teyzene ver diye bir emir veremez. Çünkü insanın büyük bir zarara girdiği şeyde Allah'ın en büyük farzları olan oruç bile kalkıyor. Domuz eti bile helal oluyor insan ölmesin insan zarar görmesin diye farzlar ve vacipler haramlar bile yerinden oynuyorsa insan hayatı tehlikeye girmesin diye bir anne baba bu şekilde evladına zarar verecek bir emri veremez. Verse itaat gerekmez. Unutmuyoruz Allah'tan ve peygamberinden sonra anne baba geliyor ama bu üç şartla. Bir Allah'ın sınırlarına dokunulmayacak, anne baba dokunmayacak. İki anne babanın gerçek bir ihtiyacı ortada olacak. O ihtiyaç giderilecek. Fantazi bir şey olmayacak. Fantazi midir değil midir? Aileden bir hakem bu kararı verebilir. Üçüncüsü de evladın ölümü pahasına, hanımını boşaması pahasına, iflas etmesi pahasına bir istekte bulunulamaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.